Toggle butona girelim. Toggle butonda seçme kutusu gibi düşünebiliriz. Öncelikle şunu biraz büyütelim. Ardından tekstini de düzeltmek istiyorsak şöyle bir şey yapalım. Tekstini ilk öncelikle font size'ını büyütelim. Ardından şöyle bir genişletelim. URP kullandığımızdan, yani Universal Render Pipeline, bazen bu tekstleri bu şekilde gösterebiliyor ama normal tekstleri, yani TextMesh Pro'daki tekstleri düzeltmek için şekilde bunları 0.5 diyelim, örnek olarak scale ederim. Veya isterseniz daha küçük bir değerde tercih edebilirsiniz. Şu şekilde örnek olarak tekstimizi küçültelim. Toggle butonların da butonlara benzer otomatik scriptleri var kendi içinde ve butonlarda olanlar için de aynı sketch, sprite swap ve animation gibi kısımlar, color tint gibi. Bunlar değişebilir ve target grafik de zaten background dediğimiz kısım. Yani bu kısım değişiyor. Buradaki sprite'ı da istersek değiştirebiliriz. Örnek olarak buradaki kutuyu da yapabiliriz. Artık target grafiği bu sefer o olacaktır. Ve buradaki checkmark'a da değineyim. Buradaki checkmark'ı bunun içindeki script açıp kapatıyor gibi düşünebilirsiniz. Buradaki checkmark'ı da istersek farklı bir şey seçebiliriz. Örnek olarak şuradaki tiki seçmemiz bir şey değiştirmeyecektir. Rengini de siyah yapalım. Ve play butonuna basalım. Bakın gördüğünüz gibi sadece görünürlüğünü kapatıp açıyor bunun içindeki kendi scriptleri unit'in. Yani aslında bizim kod yazmamıza gerek yok bir nevi çoğu yerde. Sadece unit'in verdiği araçları kullanıp resimleri değiştirsek bile yeterli oluyor.